Herkese merhabalar. Bugün 17 Ağustos Perşembe. Ben Gökçe Çalışan Uzman Koyun ekranlarında beraberiz. Kripto paralar için kötü bir gün. Bitcoin 28 bin doları kaybettik. Altında işlem görüyor şu anda ve altcoinlerde de yine kötü bir durum var. Bugün aslında özel bir gün çünkü çok beklenen yeni Layer 2 geldi. Shibarium, Shiba'nın Shiba Layer 2'si Ethereum üzerinde işlemlere başladı. Fiyatı nasıl etkiledi? Bundan sonra nasıl etkileyebilir? Dogecoin, Bitcoin ve Ether'le biraz karşılaştırmasını yapacağız. Bir de aynı zaman da ciddi bir problemleri var şu anda ağın köprüsü çalışmıyor biraz da ondan bahsedeceğiz bu shibariumla ilgili neler oldu bitti son dönemde ondan bahsedeceğiz ilk olarak shibarium uzun süredir bekleniyordu ve geldi ethereum ikinci katman blok zinciri olarak geldi bu ne demek evet ethereum ağını ölçeklendirmeye çalışan birçok layer 2 var. Shibarium da buraya taşındı kendi ekosistemi ile beraber. Shiba aslında bir meme token ama buna rağmen kendi kripto ekosistemi var. Aynı zamanda Layer 2 blok zinciri oldu, Tokens aynı zamanda deplere ve birçok NFT'lere vesaire sahip bir ekosistem. Beklenin ötesinde bir performans göstermişti. Ancak şu anda ortalık karışık. Neden? Çünkü şu anda Shibarium'un köprüsü çalışmıyor. Köprü dediğimiz şey nedir? Sizi diğer ağlara e Ethereum'a bağlayan ve buraya asetlerinizi göndermenizi sağlayan aslında ana yol gibi bir şey. Ve Shibarium'un köprüsü şu anda çökmüş durumda ve Buraya asetlerin varlıklarını atanların 2,5 milyon dolarlık bir değeri havada asılı kalmış durumda ve ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi yok. Yani bu işi çok iyi beceremediler. Peki ne yaptı Shiba? Bununla ilgili bir blog post yaptı. Aslına bakarsanız Shiba'nın Twitter account'ına girdiğinizde bununla ilgili pek bir bilgi yok. Sadece Shiba Army son blog postumuzu bir, bir bakın yazmışlar. All is well başlığıyla her şey yolunda diye. Ama şu anda olan şey şu. Aslında söyledikleri şey şu. Teknik yaşadığımız zorluk Shibarium'la ilgili değil. Ama sizlerden çok ilgi geldiği için, çok fazla trafik geldiği için böyle bir şey yaşadık diyorlar. Yani sorun ben de değil sizde demişler. Çok fazla bir geliş olmuş ve şöyle diyor. 400 milyonluk bir unit birim. Aylık olarak buraya Ayırmışlar ama 30 dakika içerisinde 160 milyonluk bir sayım aslında bir çalışma üniti birimi talebi olmuş ve bu yüzden de ağın çalışamadığını öğrendik. Ne zaman çalışabileceğini henüz bilmiyoruz. Bununla ilgili bir gelişme yok. Şimdi detaylarına bakacak olursak şu ana kadar... 1000'in üzerinde eter e, atılmış oldu. 1900 tane eterin bir icrağdeğini gördük ve bir kısmı da tabii şu anda şu köprünün altında e, bekleyen de var diyebiliriz. buçuk milyonluk bunlar orada duruyorlar şu anda. E ne zaman çıkarılabilecekleri bilinmiyor. Aslında Shiba'nın bugüne kadar başardığı şey oldukça güzel bir şeydi. Bir meme token olarak yola çıkıp NFT ekosistemi kendi swap yaptıkları dexlerini çıkartıp aslında oldukça büyüme yoluna gitmişlerdi. Şu anda da tutanlara baktığınızda Shiba tutan hesaplara baktığınızda 1 milyon 228 bin tane olduğunu görüyoruz. Fena bir oran değil. Diğer bir taraftan bona baktığınızda ki bon validatör olmak için gerekli olan token olacak. Shibarium ağında burada da onun detayları var. Doğrulayıcı olabilmeniz için, validatör olabilmeniz için 10 bin adet bon tokenı kilitlemeniz gerekiyor. Ve şu anda çok fazla yok aslında bon token hold edenler 77 bin tane olduğunu görebiliyoruz. Peki her neyse fiyat hareketine bakalım. Aslında Nasıl bir ilerleme oldu Ağustos ayından beri? Ve bunu da diğer tokenlarla karşılaştıracak olursak Shiba her şeye rağmen şu anda Ağustos ayının başındaki fiyatından %10 yukarıda. Peki nasıl bir hareket yaptı? Aslında burada da gördüğünüz üzere %34'lük %35'lik bir fiyat hareketi yakaladı. Bu tüm bu Shibarium tarafındaki haber akışı nedeniyle alt tarafa baktığınızda burada Bitcoin, Ether ve karşılaştırma olabilmesi için Dogecoin'i ekledim. Buradaki fiyat hareketini görüyorsunuz. Onlar hafif negatif. %2, %3'lerde negatif giderken burada biz %34'lük %35'lik neredeyse bir artış yakalamış olduk. Ancak şu ana baktığınızda burada %15'ten %10'a burada da %5'lik %6'lık bir kayıp var ki burada da %25'ten %10 olduğunu düşünürsek 2 günlükte %15'lik bir düşüş yaşadı. Şurada zaten genel olarak olan şey kripto para ekosisteminde haber al gerçekleşeni sat. Onun etkisiyle tabii launch olduğu anda bir de yaşadığı sorunun etkisiyle fiyatın düşmeye başladığını gördük dün gece saatlerinde işleme başladı. Ee, eğer Shiba trade edecekseniz bu noktada bu köprü ile ilgili gelişmeleri takip etmekte fayda var. Diğer bir taraftan da bunun fiyatlamasını burada gördüğümüz gibi yaşadı. Diğer bir taraftan Ocak ayı başından beri Dogecoin'in performansı da eksi yüzde 17 oldu. Burada yüzde 10'la bir fark var. Yani arada 30'a yakın bir fiyat farkı var. Dodge ile Shiba arasında. Shiba'nın buradaki problemini çözmesi bizim için. Heretik o yüzden pozisyon almak için acele etmemekte fayda var diyebiliriz. Evet çok teşekkürler. Zararda olanlara geçmiş olsun ve bir an önce piyasanın toparlaması, pozisyonlarının toparlaması dileğimle. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.